kendine geliyor. Bana bir şey söylemeye çalışıyor. Dinlenmesi lazım. Kendini zorlamamalı. Ne zaman konuşacak? Bilmiyorum. Bir bakayım hocam. Bak bak. Kenan abi? Bir Kenan eksikti. İcabı hocam, günaydın. Günaydın Kenan abi. Ya hocam bir sorum olacak sana ya. Sor Kenan abi. İçeri buyur etmeyecek misin? Burada mı soracağım? Tabii, tabii Kenan abi. Buyur. Siz burada bekleyin. Tamam. Buyurun Kenan abi. Buyur abi. Dinliyorum Kenan abi. Ya hocam, biliyorsun bu Şevket'le kertenkele şerefsizi yüzünden benim düğünüm bozuldu. Sevdiğim kadın da beni terk etti. Hocam, benim şimdi bu iki şerefsizi öldürmem caiz midir ya? Tövbe estağfurullah. Şimdi Kenan abi, Allah'ın verdiği canı almak büyük günahtır. Ya hocam, iyi güzel de bunlar benim saadetime mani oldular ya. Ya Allah'ını seversen şunun bir olurunu söyle bana. Kenan abi bir olur yok. Yani dinde pazarlık olmaz. İyi güzel de benim mazeretim sağlam ama. Şimdi Kenan abi böyle bir günahın mazereti olmaz. Yani Kenan abi böyle bir günahın cezası Allah muhafaza cehennemlik olmaktır. İyi o zaman ne yapalım? Allah affetsin beni. Ben de bu iki şerefsizi gebertirim. Cehenneme girer, cezamı çeker çıkarım. Ne yapayım? Sen de dua et. Allah beni bu günahtan muaf tutsun. Ben gidiyorum. Müsaade senin abi. Buyurun. Of. Ulan bu yine manyağı bağladı ya. Cehenneme giderim diyor. Lafa bak. Gerizekalı. Ah Şevket, ah senin yaptığın işin ben içine... Deli Kenan'ı yine peçimize taktın ya. Gitti Kenan abi hocam. Gerçi gitse ne olacak? Sokrat'tan kurtulsam Ünsal'a yakalanıyorum. Ünsal'dan kurtulsam Kenan'a yakalanıyorum. Bakalım daha kime yakalanacağız ya? Neyse. Şu çantayı Semih'e götüreyim bari. Ondan da kaydı alayım, en azından Ünsal'dan kurtulayım. Tamam hocam. Hadi hocam, görüşürüz. Selametle hocam.